Uluyayla Akkışla Derneği, Gökçeler Mahallesi, Nahta Mahallesi, Tahiller Mahallesi, Sofular Mahallesi sponsorlarımız. Astis Asansör, Osman Demir, Cemal Otomotiv, Mustafa Cemal, Otobüsçü Ahmet Gümüş, Eren Life, Durmuş ve Muhammed Eren, Safran Tesisat, İsmail Karaüzüm, OGM Asansör, Kerim Altın, OGM İnşaat, Nizamettin Altın, Altın Nakliyat, Yalçın Altın, İyon Asansör, İbrahim Ünal, İpek Asansör, Ali Altın, Eren Döküm, Hüseyin Eren, Bilgin Etiket, Şaban Yılmaz, Yetkili Emlak, Mustafa Aydın, Safranbolu Tarihi Yıldız Fırını, Hakan Gümüş, Safran Dış Cephe Sistemleri, Murat Işıldak, FEMSA Çelik Yapı, Engin Aydın, Ulus Yapı Dekorasyon, Erkan Işıldak, Safran Mobilya, İbrahim Eren, Serkan Pasta Kafe, Yunus Yıldırım, OGM İnşaat, Mustafa Altın, Ova Cuma Gümüş Fırını İbrahim Gümüş, OGM İnşaat, Rasim Altın, Erci Koleksiyon, Cihan Yılmaz, Aydın Nakliyat, Selçuk Aydın, Başkan Celil Demir, Başkan İrfan Durmuş. Sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Uluyayla Akkışla Derneği.
Sevgili dostlar, birlik beraberlik diyoruz, zaman zaman bir araya geliyoruz. İşte onlardan bu akşam Ulu Yayla Derneği. İstanbul'da yoğun bir stres var biliyorsunuz. Bir taraftan yoğun insan kalabalığı, bir taraftan taşıt, bir taraftan sıkıntılar, ekonomiler. Ama diyor ki Başkan Osman Başkan, tüm köylülerime bu sıkıntıları bu akşam unutturalım diyor. Evet sevgili başkanım, öyle dediniz, yola çıktınız. Neler söylemek istersin? Ulu Yayla Akkış'ta Karabükler Gecesi'nde, Birlik Beraberlik Gecesi'nde buraya kadar geldiniz. Öncelikle ben sizlere hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Tabii bu akşam bütün Akkışlıları, Karabüklüleri, çevre köylerden derneklerini bütün buraya davet ettik. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. İnşallah bizim milletimizde biraz eğlenceye artık bu sıkı dönemlerde ihtiyaç vardı. Onun için burada böyle birlik beraberlik gecesi düzenledik. Çok güzel olacağını düşünüyorum. İnsanlar da akın akın geliyorlar. Evet. Tebrik ediyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ama benim en çok dikkatimi çeken şöyle yöremiz kıyafetlerini giyen hanımlar. Bir taraftan yöremizi unutturmayacağız diyor. Şöyle ben mikrofonu size unutayım, tutayım. Evet, yöremizi kıyafetledik. Gerçekten çok da yakışıyor insanlara. Başınızda çember, entari, kuşak. Ondan sonra siz devam edin. Evet, ismim Emine Eren. Akkışla köyündenim. Başkanımıza her şekilde buraya gelmesine, bizi bir araya getirip toplanmasına vesile olması için önce ona teşekkür ederim. Bizlere hepimiz için bir araya gelip böyle eğlencemizi yapması, yöresel kıyafetlerimizi genel olarak tanıtmak bizlere çok onurlandı, duygulandırıyor bazı şeyleri. Eskiyi unutmamamız gerekiyor bazı şeylerde. Ama başkanımıza buradan her şey için teşekkür ederim. Böyle bir organize yaptığı için. Biz de başta siz olmak üzere böyle elbiseleri giyip insanların karşısına o yaşantıyı yeniden canlandırdığı için biz teşekkür ediyoruz. Biz de kolay teşekkür gelsin. Ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Değerli Ulu Yayla Akkışlı Derneği, yönetim kurulu, değerli üyeleri, hepiniz buraya kadar geldiniz. Hoş geldiniz. Biz biraz mikrofonlara alışık değiliz. Maalesef biraz kusurumuz olsa affola. Bu Karabükler Gecesi'ne, Akkışlı Yerler'e, Birlik Beraberlik Gecesi'ne buraya kadar kıymetli zamanınızı harcadınız. Sizlere, hepinize sonsuz teşekkürler istiyorum. Bu gece bizim için çok önemli gece. Çünkü Akkışlı'nın böyle bir eğlenceye ihtiyacı vardı. Biz de bu eğlenceyi yönetim arkadaşlarımızla beraber karar aldık. Bu geceyi düzenledik. Gerçekten bu katılım da bizi çok mutlu etti. İnşallah bu katılımlar devam ettiği sürece bu etkinlikleri devam ettireceğiz. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten çok heyecanlandım bu akşam kalabalığı görünce. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz başkanım. Ben günaydın. Osman Dursun, şöyle bir alalım sizleri, fotoğraf alalım bari. İbrahim Eren, Mustafa Cemal, Satılmış Gümüş, Hakkı Ataç, Sedat Çınar, Murat Eren, Mustafa Aydın, Muzaffer Avcı. Ulan Muzaffer deyince Akkış'ın Gülgenleri aklıma geliyor devamlı ya. İsmail Kaya, Ramazan Çavuş, Şaban Yıldız, Ersin Akça, Nizamettin Altın, Celil Demir Beyefendi, onu da görelim. Aa, hoş geldiniz. Yakışıklı abi. İrfan Nurmuş Beyefendi alalım. Evet. Bizim köye çeşmenin bile suyun başı var, doğru mu? Bu derneğin oluşumunda ta ki önceden derneği kuran değerli isim, rahmetli andığımız Şerefettin Bayrağı minnet sunuyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz burada. Bu yolu Şerefettin Bayrak Başkanımla açtık. Akabinde Rafet Yılmaz
değerli abimin başkansı Çömlük oldu, Kadir abim tabi. Cenab abim ondan devam edelim. Daha sonra Hak İşler Çok Hizmetleri olan değerli insan Durmuş Eren Beyefendi'den sonra da Osman Demir kardeşimiz bu görevi üstlendi. Osman Demir kardeşimize ve yönetimine sonsuz teşekkür eder. Bundan sonraki çalışmalarında üstün başarılar diliyoruz. Evet. Şimdi Uluyayla Dernek yönetiminde çok değerli Nuri Çınar, Şaban Yılmaz, buralarda Şaban abi de, Hüseyin Gümüş Beyefendi'ye de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Selamünaleyküm. Oğlumuzun hanımefendileri, beyefendileri, benim gözümde güzel insanlar, bu akşamki alkışla gecemize hepiniz hoş geldiniz. BRT TV'nin yönetim kurulu üyelerinden Osman Çetinkaya abimiz, Doçent Doktor Hicran ablamız, benim ablamdır. Her zaman biz neredeysek onlar da oradadır. Sarıyer AK Parti Meclis Üyemiz Şeref Başkanım, göz bebeğimiz Hüseyin Bütü Ersoy hocamız, hayırlı olsun. İlçe başkanımız seçildiler, aynı zamanda bizler kendisinin yanındayız. Biz neredeysek Hüseyin hocam bundan sonra bizim yanımızdasınız. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Misafirlerime de buradan biraz evken olmuş olacak ama Akışlalı ve olanın güzel insanlarını 17 Ocak'ta kızım ailenin düğününe hepinizi ayrı ayrı buradan davet ediyorum. Belki davetiye ulaştıramadım. Dostlarımız olacak. Buradan bunu da duyurmuş olayım. 17 Ocak'ta kızımın düğününe herkesi davet ediyorum. Ben Sezai Bey kardeşime beni böyle takdim ettiğinden dolayı çok teşekkür ediyor. Verilen her vazifeyi haklaşırız. Hoca türkücü fark etmez. Görevli çocuğu olarak bir kucaklaşırız diyorum. Hadi. Pek değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, bu salonların nefesleriyle, bu salonların soluklarıyla, bu salonların dualarıyla, bu salonların güler yüzleriyle, bu salonların dua niyetini alkışlarıyla dolduran ve cemiyet sahiplerinin her daim yüzlerini güldüren çok kıymetli hanımefendi, beyefendiler, değerli sanatçılarımız, değerli protokolde oturan kıymetli misafirlerimiz, muhtereme hoca hanımefendi bu akşam aramızda teşrif ettiler. Cenab-ı Allah hepinizden razı ve memnun olsun. Uluyayla Akışta Derneğimizin kurucu başkanı merhum El-Mahfır El-Muhtaç, Şerafettin Bayrak Beyefendi'nin ruhuna Fatiha ile onu hayırla yad ediyoruz. Ardından bu vazifeyi üstlenen bu cemiyetlerin devamını, birliğin, beraberliğin, muhabbetin devamını sağlamak için hayatın ve gerçekten toplumsal hayatın en zor yükü olan dernekçiliği ve cemiyetçiliği bu yükün altına girerek üstlenen İrfan Kaya Beyefendi'yi, bu önceki dernek başkanı, hemen ondan sonra kim vardı? Gürsoy, değil mi? Evet, Necip Gürsoy Beyefendi'yi, onun ardından Rahmet Yılmaz Beyefendi'yi, Uluyayla Akışta Dernek Başkanı olarak, onun ardından da Durmuş Eren Beyefendi'yi başkanımızı ve şimdi de bu bayrağı onlardan devralıp daha ileriye götürecek olan kıymetli Osman Demir Beyefendi'yi, rahmetli olanları hepsini tebrikle yad ediyorum kıymetli kardeşlerim. Hepiniz bilirsiniz, benim biraz sözüm uzun olur ama bu akşam vaktinizi almamak, kıymetli vakitlerinizi en iyi şekilde değerlendirmek için ben başta protokolde bulunan kıymetli misafirlerimize, sağımızdan solumuza hanımefendi, beyefendi, siz değerli dostlarımıza sadece salonları doldurmaya değil,
gömülleri doldurmaya, ölmüşleri şahat, hayatta olanları abat etmeye Allah'ın rızası, derdekçilik, Allah'ın rızası, milletin duası, memleketin ihyası, gelecek nesillerin inşası için çıktığımız bu yolda biz bir taş olursak oradayız. Nefes isterseniz nefesiz, el isterseniz eliz, yüz isterseniz yüzüz, destek isterseniz desteğiz. Çünkü bir cemiyette sen olmazsan benim manam yoktur. Siz olmazsanız birbirimizin manası yoktur. Bu gece bu salonları değil sadece gönülleri de dolduran bu kıymetli etkinliğinizden dolayı siz değerli yönetimi, destek verenleri sponsor yazıyorlar ama ben bu isme her zaman karşıyım. Çünkü Allah'ın rızası için milletin hayrına yapılan bütün desteğe hayır, onu yapana da hayırsever deriz. Biz bütün hayırseverleri tebrik ediyor sizlere. En büyük siyasetimiz din ve devlet, vatan millet, bayrak ve sancak dediğimiz ve hudut sınırlarında yazdığım şiirle veda ediyorum. Cennet vatanıma hudut çizilmiş, dağlar ardın ardın sıralı anam, hudut, hudut bir namustur kalbe yazılmış, değişmez kanunum, kuralı anam. Dalgalansın gökte kanımdan bayrak, uçmasın yâdene bir kuru yaprak. Vermeyiz, vermeyiz kimseye bir karış toprak. Gelse de, gelse de dünyanın kralı anam. Kuzguna da yem olurum kuzguna. Bu vatanım, bu vatanım uğramasın bozguna. Milletinin namusuna, ırzına değmesin düşmanın kireli anam. Ovalıyım, ovalıyım eğer anam bilirsem, Allah için, Allah için, kitap için ölürsem, bayrağa sarılı köye gelirsem, ağlama ey gönlü, yaralı anam, hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Tabi sırasıyla protokoldaki arkadaşlarımız bir şey o konuya değindi, ben de dernekçiliğim. Bizlere beraber yola çıkmış olduğun kıymetli Şeref abimle bir anımı anlatıp gecemizi hoşça geçirmek istiyoruz. Biz ilk önce Uluyayla Derneği olarak Uluyayla'da etkinlik yapalım diye karar aldık. İkimiz arabaya bindik onun taksi plakasıyla. Galeriye doğru çıkarken güneş tutulması oldu. Horozlar ölmeye başladı. Oturduk orada hava karardı. İkimiz birbirimize baktık, dedi ki ya bundan güneş tutulması ilk defa orada gördüğümüz her taraf karanlık oldu, en iyi bir anımız oldu. Orada hem biraz ağlaştık hem de gülüştük, sonra Uluyayla da ilk etkinliğimizi yaptık. Şerefettin Bayrak Başkanım rahmetli bu işin minvandar alanlar. Ondan sonra geldik sizlerden ricam. Onlara sahip çıkın, derneğinize sahip çıkın. Yoksa bu İstanbul metropolünde hepimiz birbirimizi tanımayacak hale geliriz. Ben bu etkinliği bu gece bize bağışlayan, bize zaman ayırıp bizi davet eden sevgili Uluyayla Dernek Yönetimi'ne teşekkür ediyorum. Hayırlı geceniz olsun inşallah. Sevgiler. Beyefendi az önce siyasetçileri ve hocalara mikrofon verirken korktuğunu söyledi ama inşallah korktuğu gibi olmaz. Az konuşurum. Düzce Üniversitesi Akçakoca ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesiyim ben. Ben güçlü alkış rica ettim ama ben burada bir sürü hemşehrimiz, hanımefendi görüyorum. Çoluğuyla, çocuğuyla gelmiş, bebekleriyle gelmiş. Hepsinin ayağına sağlık. Bence gecenin gizli mimarları olabilirler. Ben buradaki bütün hanımefendiler için güçlü bir alkış rica ediyorum. Çünkü o gözle baktım, çocuğunu oyalıyor, birileri koşuyor. Dedim ki ne kadar büyük bir fedakarlık. Yani burada bir arada olmanız, dernek çatısı altında hayırlı güzel işler yapmanız çok kıymetli. Ve bizim bunlara ihtiyacımız var kendi bölgemiz için. Ben gönülden buraya gelen herkesi tebrik ediyorum. Davetleri için de dernek başkanımı başta olmak üzere değerli protokole çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeme vesile olan
İmam Şerif Özaf abiye de teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı geceler, verimli toplantılar, bereketli işler diliyorum hepinize. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Önce sizi alkışlamak isterim. Neyi istiyorum biliyor musunuz? Bu kadar yoğun tempoda çalışan, bu kadar zor bir şehirde yaşayan insanların buraya bu kadar kalabalık gelmesine gerçekten çok mutlu oldum. Öncelikle kendinizi alkışlayın. Bu alkış değil ki, yarın akşam saat 21.30'da sizin sesinizi herkes duysun. Bizim en çok ihtiyacımız olduğu olay birlik ve beraberlik. Son yıllarda maalesef Karabük olarak, ülke olarak birlik ve beraberliğimizi kaybediyoruz. İşte burada Ulu Yaylan olarak, Karabüklü olarak birlik ve beraberliğimizi gösterelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili hocam, öncelikle sizi tanımaktan çok mutlu oldum. Çok nadir yetişen insanlardan bir tanesi, az önce tanıştım. Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı sevgili hocam. Bu tür insanlarımıza lütfen sahip çıkalım. Az önce sevgili kardeşim söyledi. Karabük'ün bazı değerleri var. Bu değerlerden bir tanesi de Batı Karadeniz Radyo Televizyon, yani BRTV. Bugün biz başında oluruz, yarın başka bir kardeşim olur. Ama Batı Karadeniz bölgesinde tek uydu kanalı. Mutlaka bunu yaşatalım. Bizim 1 milyon civarında Almanya başta olmak üzere yurt dışında hemşerimiz var. Bu hemşerimizle biz gönül köprüsü kurmuşuz. Biz İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde binlerce hemşerimiz var. Yarın akşam onlar sizi izlerken çok mutlu olacaklar. Memleketlerine gidecekler, görecekler, hasret girecekler. İşte o hasreti biz sağlıyoruz. Ama sağlamak için de ne yapmak lazım? İş adamlarının bizlere sahip çıkması lazım. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Bu akşam vur patlasın, çal oynasın, oynayın. Stresiniz atın. Ama mutlaka birlik, beraberliğinizi sağlayın. Saygılar sunuyorum. Protokola da iyi akşamlar diliyorum. Tabii bunların arkasında gizli kahraman da var. Hepsinin bak, giyiminde, kuşamında, ütüsünde, süsünde, püsünde, yengelerin de hizmeti var değil mi? Bu beyefendileri bir alkışlayalım şöyle hizmetlerinden dolayı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Dalgalan şanlı bayrak, selam ver şehitlere, haram olsun bu toprak ihanetçi itlere. Dalgalan şanlı bayrak, seni seyredeceğim. Çok şehitler verdim, yine de bu ülke için vereceğim diyorum. Kardeşlerim, alkışlarınızı ellerine vuruyorum. Yeşil bir alkış istiyoruz. Yani gönülden bir alkış istiyoruz. Yeah.
Haydi alkışlarımız devam.
alkışlarımız gelsin yine Safiye Hanım'a.
Safiye Hanım, bundan sonra bir Çankırıl yarenlerimiz var. Onları şöyle bir ortaya alacağız. Onlar bekliyorlar. Çankırı yarenleri. İstanbul'da verdik kulağı, ne kadar
Yeah.
Teşekkür ediyoruz. İnşallah memnun kalmışlardır.
Söylemiştim doyasıya eğlenin diye. Gerçekten ulu yaylalar doyasıya eğlendiler. Sanatçılarla bol bol coştular. Ama tabii ki burada en güzel verilmek istenen mesaj birlik beraberlikti. Başkanım önce tebrik ediyorum. Seni ve yönetimi gerçekten güzel bir hazırlık dönemi geçirmişsiniz. Birlik beraberlik gecesi yaptınız. Önce birlik beraberlikten biraz söz edelim. Teşekkür ederim Osman Bey. Buraya kadar geldiniz. BRT TV ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri her platformda temsil ediyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Karabük Ulu Yayla Akışta Derneği olarak böyle bir birlik beraberlik gecesi düzenlemek istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sayın Kaymakamım da gelecekti. Karabük İl Meclis Başkanımız Sayın Ahmet Sözen Bey de gelecekti. Kasım ayı bütçe çalışmasından dolayı katılamadılar. Gerçekten çok üzüntülerini belirttiler. Ben bu sizlerin televizyon aracılığıyla onlara gerçekten teşekkür ediyorum. Onların kalbinin burada olduğunu biliyorum. Bu akşamki organizasyonda halkımız gerçekten bir araya geldik. Çok güzel bir ortam oluştu. Yani gerçekten gurur duyduk halkımızla. Bu etkinlikler devam edecek. Bu etkinlikleri yapmazsak, İstanbul gibi bir metropolde bu kişileri bir araya getirmezsek, Akkışlı'yı bir araya getirmezsek bizim dernekçiliğimizin hiçbir anlamı olmamış oluyor. Bu akşam gerçekten çok mutlu olduğumu söylüyorum. Bundan sonraki süreçte de daha fazla çalışarak bu halkımıza layık olmak için elimizden geleni gayreti sarf edeceğiz. Ben tekrar yönetim kurulu arkadaşlarıma ve derneğimize buraya katılan misafirlerimize, derneğimizin üyelerine hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu oluşumun yapılmasını destekleyen kurum kuruluşlara değil mi? Tabii. Köy muhtarlarına, herkes var içinde. Akkışlı'nın Karabük, Akkışlı köyünden muhtarımız geldi. Gerçekten bizi çok gururlandı. Azalarıyla beraber geldiler. Bizleri onurlandırdılar. Zaten biz birlik beraberlikte hep ön plandayız zaten. Çok şükürler olsun. Halkımız
Nereye davet ederse muhtarımız da geliyor. Biz dernek başkanı olarak da zaten bu organizasyonlar hep içinde olduğumuz için çok güzel bir ortam oluştu. Ben buradan özellikle sponsorlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu etkinlikler kolay olmuyor. Buradaki bir maliyet var. Bu maliyeti gerçekten derneğin kasasına 1 lira harcamadan bu etkinliği gerçekten sağlayan bu akış halkıdır. Bunlara sonsuz teşekkür ederim sizlerin aracınızla. Allah razı olsun diyorum. Evet, biz de başta zateniniz olmak üzere şu anda yönetim kurulu arkadaşlara buraya emeği geçen ve hatta bu kadar yoğun tempoda, trafikte buraya kadar gelen tüm hemşerilerimize, çoluğuna, çocuğuna, bayanına, erkeğine çok teşekkür ediyoruz. Eğlenmek onların hakkıydı. Bu akşam gerçekten hem birlik beraberlik mesajı verdiler, hem doyasıyla ünlü sanatçılarla eğlendiler. Başka bir programda görüşmek üzere efendim. Hoşça ve hoşça kalın. Uluyayla Akkışla Derneği, Gökçeler Mahallesi, Nahta Mahallesi, Tahiller Mahallesi, Sofular Mahallesi sponsorlarımız: Astis Asansör, Osman Demir, Cemal Otomotiv, Mustafa Cemal, Otobüsçü Ahmet Gümüş, Eren Life, Durmuş ve Muhammed Eren, Safran Tesisat, İsmail Karaüzüm, OGM Asansör, Kerim Altın, OGM İnşaat, Nizamettin Altın, Altın Nakliyat, Yalçın Altın, İyon Asansör, İbrahim Ünal, İpek Asansör, Ali Altın, Eren Döküm, Hüseyin Eren, Bilgin Etiket, Şaban Yılmaz, Yetkili Emlak, Mustafa Aydın, Safranbolu Tarihi Yıldız Fırını, Hakan Gümüş, Safran Dış Cephe Sistemleri, Murat Işıldak, FEMSA Çelik Yapı, Engin Aydın, Ulus Yapı Dekorasyon, Erkan Işıldak, Safran Mobilya, İbrahim Eren, Serkan Pasta Kafe, Yunus Yıldırım, OGM İnşaat, Mustafa Altın, Ova Cuma Gümüş Fırını İbrahim Gümüş, OGM İnşaat, Rasim Altın, Erci Koleksiyon, Cihan Yılmaz, Aydın Nakliyat, Selçuk Aydın, Başkan Celil Demir, Başkan İrfan Durmuş. Sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Uluyayla Akışla Derneği.